Herkese selam kızlar. Ben yine hastaneye geldim. Taksideyim. Şimdi eve gidiyorum yani. İşim bitti çok şükür. Sonuçlarım vardı bugün. Onları gösterdim. Holteri çıkarttırmıştım. Onun sonucunu aldım. Çok şükür onlarda hiçbir sıkıntı çıkmadı Allah'ın izniyle. İyi oldu yani. Ama nefes darlığım hala sürüyor. Onu da panik atağa bağladılar. Yani onlarda bir şey çıkmayınca ona bağladılar. Hatta en son bir de emin olabilmek için efor dedim, istedim. Onu da yaptım. Çok nefes nefese kaldım. O tabii ki biraz da kiloya bağlı o yani. Vallahi öyle işte, sonuçlarım iyi çıktı Allah'a şükürler olsun. Öyle, sizin de geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden çok çok teşekkür ederim. Öncekiler için de. Vallahi kaç günlerdir böyle sizi de buradayım, oradayım, hastanedeyim, şöyle böyle derken ama Allah'a şükür onlarda hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi. İyi yani, şimdilik eve gidiyorum. Evim öylece duruyor. Şimdi evi toplayacağım. İşlerim var. Bugün izinliyim. Yarın da izinliyim. Biraz da böyle dinlenmek istiyorum. Öyle şekerlerim. Görüşmek üzere gene evde. Ve şekerlerim, ben evime geldim. Böyle hemen misler gibi bir domates çorbası yaptım. Bol tereyağlı ve bol sütlü. Renginden de belli zaten. Burada daha kruton hazırlıyorum. Tost ekmeklerinden hemencik kestim. Tereyağı erittim bu wok tavanın içinde. Kırmızı toz biber ve de kekik attım. Hemen burada bir çıtırlayacak. Ondan sonra da çorbamızla birleşecek. Biraz da yukarı vereceğim çorba. Kayınpederim çok seviyor. Domates çorbası yap kızım dedi. Baba dedim, sen ne çorbası yapayım? Çorbayı bugün ben yapayım dedim. Siz yapmayın dedim anneme. Babam da işte domates çorbası istedi. Bunu seviyor. Öyle. Onun için yaptım yani. Hem de akşam biz de yeriz. Şurada da kızlar, pilavım var. Yani pilavın altını yaptım. Domatesini, biberini, işte soğanını, her şeyini kavurdum. Salçasını da koydum. Hemen şeyle de bir geçirdim. Bir çevirdim işte. Siz söyleyin. Bulgurla sadece suyunu ekleyeceğim. Ama eşim geldiğinde, yani bir daha ısıtmak olmasın diye, ona öyle yapıyorum işte. Böyle yanına da yemek olarak ne yaparım? Etli bir şey mi yaparım? Sebze mi yaparım? Ne yaparım? Hiç bilemiyorum. Bakalım akşam olsun, hayrolsun. Herkese selam şekerlerim. İkinci günden, vlogumun ikinci günden selam. Biz uyandık. Aliye'yi okula gönderdim. Tabii ki öncesinde biraz bir ödevleri vardı. Onları falan yaptırdım. Uzun zamandır okula gitmediği için ödevi şusu busu çok birikmişti. Ara ara gene yaptık. Hocası işte gönderdi komşuyla ama yine de bayağı varmış. Gene dün göndermiş. Onları da yaptık, yolladık. Aliye'yi şimdi ben kahvaltımı yaptım. Ondan sonra güzel şöyle vallahi bir dinlendim. Ondan sonra da şimdi başladım işime. Ortalığı güzelce toparladım ettim kızlar. Şimdi şey, biraz çamaşırlar falan vardı. Onlarla ilgilendim. Şimdi sadece süpürüp sileceğim. Ama öncesinde yan komşu biraz rahatsız, İhsaniye ablam. Onun için bir şey yapacağım, çorba. Hem eve de kalır. Vallahi ne yapayım diye düşündüm. Hemen bir mercimek çorbası yapacağım. Biz de uzun zamandır yemiyorduk mercimek çorbası. Ondan sonra sıcacık limonluca böyle iyi olur dedim. Öyle şekerlerim yani. Bizde durumlar böyle. Sizler neler yapıyorsunuz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Ojelerimin iğrençliğini göstereyim size. Çok komik. Şu niye yok? Bunda çünkü ay dün şey yapmıştım ya, hastaneye gitmiştim. Yine oksijen seviyeme baktırayım diye onu şey yaptım, sildim. Çünkü daha önce gittiğimde sildirmiştim. Ta şoka gitmiştim onu silmek için, asitonu almak için. Evde silip de gittim onu. Safer hepsini sil. Niye onu siliyorsun tek? Neyse işte kızlar. Sonra dün de oradan gelince dur yapmadım ya, ne yapması. Dün ben mutfağımı temizledim akşam. Bir böyle fırınım, ocağım, yağ sökücüyle her yer bir temizledim güzelce. Bir tek yerleri kaldı işte. Ondan sonra bugün de işte yeri süpürüp silince dedim yerlerini şey yapayım. Öyle yani, dün işte onlardan dolayı böyle iyice iğrençleşti. Ay çok kötü. Hiç de böyle sevmem yani. Neyse akşam artık şu işlerim bitince de kendi bakımımı yaparım inşallah. Yarın da yine iş var. İşte böyle, şimdi bir mercimek çorbası koyalım. Gene görüşelim. Şimdi açmayacağım. Bildiğiniz mercimek işte. Öyle kızlar. Karabiber. Şey yaptım, tereyağıyla soğanı ve unu kavurup yaptım. Yani beyaz, salçasız. Bu sefer dedim böyle yapayım. Bazen böyle yapıyorum, bazen salçalı yapıyorum işte. Duruma göre. Bazen bol sebzeli yapıyorum.
İşte değişiyor. Hızla şey arıyorum şimdi. Aa nerede? Yerde çalım arıyorum. Uyku nereye gitmiş? Yerde çal çok güzel lezzet veriyor. Ve aroması da çok güzel gerçekten. Ve tabi sağlığı, şeyi, faydaları saymakla bitmez yani. Aa mis gibi koktu valla. Şimdi de mis gibi koktu. Dağıttım valla zerde çal. Benim bayı dağıttım. Ya var ya, dar ya dolap kızlar. Bir şey al hemen anında dağılıyor. Bakın bir de ben ona ne yaptım? Şöyle ıspanaklı, ıspanak alacağım böyle. Yumurtalı ıspanak yapacağım hemen. Bir saniye ablama. Yesin böyle çorbayla iyi olur. Şimdi bol soğanla kavuracağım bunu. Bakın kızlar böyle soğanımı ve birazcık da sarımsak kavurdum gene ıspanak için. Biraz böyle toz biber ekleyeceğim. Şöyle. Güzelce bu kavruldu. Şimdi de gördüğünüz gibi her zamanki benim ıspanağımı, bu niye böyle kız, şu ıspanağımdan hemencik atıyorum. Bir de var ya öyle böyle hani lezzetsiz falan bir ıspanak değil kızlar. Böyle kuzu ıspanak olur ya körpe körpe pazarlarda. Sanırım ondan gerçekten öyle böyle lezzetli değil. Çok lezzetli oluyor. Yani tabii ki pişirmeli de alakalı ama zaten yazıyor körpe ıspanak diye. Vallahi biz çok seviyoruz yani. Dün Sıla'cım yazmış, bir takipçim var çok sevdiğim. Selamlar buradan. Akıllı işi vallahi demiş. Gerçekten akıllı işi. Birçoğumuz da, bir sürü kişi de yazıyor. Ben de alıştım, ben de ondan yapıyorum diye. Yapın kız vallahi. Aman ne kolayınıza geliyorsa onu yapın. Şimdi bu birazcık ölsün kavurarak. Kızlar makinemde çamaşırım vardı. Onu yıkadım. Renkliler. Onları asacağım. Gördüğünüz gibi buraya yığdım çünkü şey yok. Siz söyleyin. Sepetim dolu ya. Ütülüklerle dolu sepetim. Onun için. Hem de ezan okunuyor. Açtım ki sizi konuşmayıp ezan dinleyin ne güzel. Azizallah. Ay var ya mis gibi kokuyor. Mis gibi. Şu yumuşatıcım. Her zaman alışverişlerimde gösteriyorum ya kızlar, Bim'den aldığım. Ay muhteşem ve o kadar kalıcı bir kokusu var ki. Gel yavrum hadi. Bana artık bir şey de yetmiyor. Sürekli çamaşır biriktiği için ya her gün her gün işe giderken tabii yıkayamıyorum. Haftada 2-3 defa yıkayabiliyorum ama hep arka arkaya hani biriktiği için. O yüzden de bir tane daha lazım şundan aslında. Vallahi bazen çok birikirse mesela nevresimleri falan da işe değiştirdiğim zaman denk gelirse kayınvalidemkini alıyorum. Ya da komşumunkine. Ne yapayım? Ne haber Doğuş? İyi annem, gel çorbaya oluyor. İçersin birazdan. Diyorum ki benim niye böyle tozlanıyor? Niye böyle tozlanıyor kızlar? Bu kadar yani sürekli. Evet, çamaşır astığım için ben çözdüm artık. Çok geç çözdüm yıllar sonra ama çamaşır astığım için hep içeride kuruttuğum için, çünkü balkonum küçük. Yazın gene asıyorum hani oraya ama kışın gerçekten demirine ağaç girir çık. Bir de kışın dışarıda kurutmayı sevmiyorum. Kokusu falan şey yapıyor, böyle is kokusu gibi, o değişik oluyor. Hiç sevmiyorum. Evde kurutuyorum antrede. Antrem geniş ya. O yüzden de işte şey yapıyor. Çok tozlanıyor kızlar. Çırpıp çırpıp. Ya bütün çamaşırları yıkamadan önce hepsini tek tek çırpmam lazım. Onu da yapamıyorum tabii ki valla. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra işte basarken de böyle mecburen çırptığım için herhalde diyorum ondan toz oluyor. Aslında her bu şeyden sonra, çamaşır asmandan sonra hemen arkasından ev şey yapmam lazım ama hemen anında olmuyor, çok değişik yani. Hani hemen süpürsem ne bileyim kız, aman neyse.
Olsa da olmasa da zaten hep elimiz üstümüzde değil mi? Evlerimizin. Neyse, Allah sağlık versin kız. Herkese süpürüyoruz işte. Siliyoruz, temizliyoruz, ne yapalım? İşimiz. İşimiz, görevimiz. Ay. Az kaldı, şunlar da sığar herhalde. Yemeğim pişiyor. Mis gibi, bir tek evi süpürüp silmem kaldı, onu da yaparım artık. Şimdi yine bir çamaşır atacağım. Kaç dakika olmuş burada? Kızlar görüyorsunuz şu şey, benim şöyle blenderim var robot şeklinde. Şu blenderın haznesiyle sürahisi var ya, normal el blenderi değil de onunla yapacağım çorbayı. Çünkü el blenderımız kırıldı. Daha doğrusu benimki çoktan kırılmıştı. Kayınvalidemkini kullanıyorduk, o da kırıldı. Şimdi bugün geçen Migros'ta gördüm, indirimdeydi. Hala indirimdeyse söyleyeceğim Murat'a. Bir tane aldıracağım bugün. Şuna koyuyorum yani. Bu da zor ya böyle. Ah. Alışmamıştı ya. Neyse ki var ama yine de işimizi gördü. Kızlar yandı elim. Şöyle azıcık da tereyağı da biber şey yaptım, yaktım. Kırmızı biber. Biliyorsunuz çok yakışır buna. Oh. Tamam. Hadi bakalım. Tamam, çorba tamam. Ispanakta kızlar bakın böyle. Dediğim gibi yumurtalı mis gibi kavurma oldu. Haydi bakalım, şifa olsun. Götüreyim ben şimdi bunu. Kızlar şöyle göstereyim. Size bir şey göstereceğim. Geçen gün aldığım terlik vardı ya pazardan, Vilon'da görmüşsünüzdür. Bakın ne hale geldi. Bu normal. Şu şu pirileri açılmış. Böyle devasa saçma sapan bir şey olmuş tabii ki. Yapacak bir şey yok artık, çöpe gidecek. Yani ucuz etin yahnisi işte kızlar. Daha bir kere bile giymedim yani. Ya Aliye bunu açtı, bir denedi. Muhtemelen Aliye'nin işidir de. Çünkü Doğa'ya sordum. Dedi bu nasıl oldu Doğa? Ben yapmadım anne diyor ya. Doğa giymez zaten bunu. Bilmiyorum kızlar. İşte böyle. Çok komik ya. Öyle ama neyse, canımız sağ olsun. Ve canlarım. Ay demin var ya başıma gelen. Bugün ne oluyorsa bende bir şey var yani ama çözemedim kızlar. Evi işte süpürdüm, süpüreceğim demiştim ya size, işte koltukların aralarını, yastıkları düzelttim, oraları süpür, et. O kadar böyle güzel bir vlog olacaktı ki. Bir baktım. Şimdi video editliyorum biraz önce. Yani çünkü hani bugün akşam üstüne yetiştireyim en azından diye bugün vlog atmamıştım. Ondan sonra... Ay bakıyorum bakıyorum yok. Bakıyorum yok. Şey yok yani video. Yani demek ki ya kaydetmedi ya bir şey oldu kızlar, yani açtığıma %100 eminim. Bir şey oldu yani, anlamadım ama enteresan, ya silindi arada ama silinmesi de mümkün değil yani, hani o kadar. Bilmiyorum yani, bir oda gitti kızlar, yani dedim ya bugün bende bir şey var. Neyse hayırlısı olsun yani, ben işlerimi bitirdim. Artık bir dinlenme zamanı, sonra topal başladı, şimdi onu seyredeceğim. Öyle, bugünlük de bu kadar olsun. Yani gördüğünüz gibi rutin, ev hali işte. Bugün hiç çok öyle hani kaydeder bir şey yoktu ama gene de böyle hani çekmek istedim, paylaşmak istedim sizinle. Böyle canlarım, bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.